Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle yazılıya hazırlık aşamasında neler yapmalısınız? Bunlardan söz edeceğiz. Şimdi artık Kasım ayının gelmesiyle yazılıların sinyalleri hepinize verildi. Ve hepiniz bir kaygıya, bir endişeye kapıldınız. Farkındayım. Ne yapacağım? Konuları yetiştiremiyorum. Uzaktan eğitim sürecinde hiçbir şey anlamıyorum. Konu eksiklerimi nasıl tamamlamalıyım şeklinde kafanızda bazı sorular var. Gelin hep beraber bunları cevaplandıralım. Şimdi İlk olarak derste çok iyi dinliyoruz. Hani bazı öğrenciler vardır ya, hiç ders çalışmazlar ama genelde 80-90 civarı alabilirler. Her zaman biz de onlara imreniriz. İşte onların en önemli taktiği derste dinlemektir. Yani kulağını sadece hocaya verip, öğretmene verip, onun dışında başka hiçbir şeyle ilgilenmezler. Uzaktan eğitim sürecinde bununla alakalı bazı sıkıntılar yaşıyorsunuz, farkındayım. İşte hocam, öğretmenle göz teması kuramadığımda anlayamıyorum diyenler var. Bunları lütfen kafanızdan silin ve atın. Yapamayacağım korkusu sizi daha da büyük bir çıkmaza götürür. Uzaktan eğitim sürecinde en büyük yaptığımız yanlış nedir arkadaşlar? Yatarak ders çalışmak. Yatak bizim uykuya hazırlık sürecinde kullanmış olduğumuz bir araçtır. Siz yatakta ders çalıştığınız zaman beyniniz istemsiz olarak evet yatağa oturdu ve artık uykuya hazırlanmaya başladı şeklinde bir düşünceye giriyor. Bu da sizin algılarınızın kapanmasına sebep oluyor. Genelde bu yüzden öğretmeni anlamadığınızı zannediyorsunuz. Sizden en önemli ricam lütfen bir masaya oturun, bir sandalyeye oturun. Televizyon, telefon, tablet, bilgisayar her neyse masada oturarak oradan izlerseniz çok daha verimli olduğunu göreceksiniz. Peki başka neler yapmalısınız? Tabii ki uzaktan eğitimde dahi olsanız önünüzde kağıdınız ve kaleminiz olmalı. Şu hatayı çok sık yaptığınızı gözlemliyorum. Öğretmen bazen sizinle bir ekran paylaşımı yapıyor ve siz de ne yapıyorsunuz bunu? Ekran görüntüsü alıyorsunuz. Ama bakın, ekran görüntüsü aldığınız zaman yazılıya hazırlık sürecinde sizi verimsizleştirir, sizi tembelleştirir. Bu anlamda mutlaka lütfen öğretmenlerinizin göndermiş olduğu bu notları temize geçirin. Kendiniz defterinize bunları yazarsanız çok daha verimli olduğunu göreceksiniz. Sınavlarınıza daha 1-2 hafta kadar vaktimiz var. Bu süreçte öğretmenleriniz size bakın bu konu çok önemli, bu konuya dikkat etmelisiniz diyecektir. Bu konuları hemen not alalım ve bunları ekstra bir çalışma gayreti gösterelim. Şimdi ne dedik? Yazmalıyız dedik değil mi? Üçüncü maddemiz de yazmak. Yazarak ders çalışmak her zaman çok daha verimli olur. Ama yazmaktan kastım televizyon karşısında öğretmenin göndermiş olduğu notları birebir farklı bir deftere geçirmek değil. Peki ne demek istiyorum? Öncelikle öğretmeninizin göndermiş olduğu metni bir okuyun. Daha sonrasında bunu özet çıkartın. Özet çıkarttığınızda kendi yazınızla bunu kendi defterinize yazdığınızda çok daha akılda kalıcı olacak. Çünkü insan özet çıkartırken ne yapar? Anladığı şeyi yazar. Eğer özet yazamıyorsanız demek ki siz daha konuyu anlamamışsınız. Burada başka bir çalışma yöntemi de nedir? Bir başkasına anlatma yöntemi. Karşınıza annenizi koyabilirsiniz, babanızı koyabilirsiniz, küçük kardeşinizi, ablanızı, abinizi, bir yastık dahi koyabilirsiniz. Onu anlatırsanız çok daha aklınızda kalacak. Neden? Çünkü kendi cümlelerinizi kurarak anlatmaya başlayacaksınız. Kendinizi lütfen bir öğretmen gibi düşünün ve karşınızda sizi hiç anlamayan bir kitle olduğunu düşünün. O kitleye en basit haliyle olayı anlatmaya çalıştığınızda kendiniz de bunu zihninizde çok daha derinlere kazımış olacaksınız. Peki bu çalışma saatlerini biz ne zaman yapmalıyız? Yazılıya hangi saatlerde çalışmalıyız? Burada çok büyük bir hata yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben akşam çok daha iyi anlıyorum. Aslında daha iyi anlamıyorsunuz, daha fazla zevk alıyorsunuz. Şimdi şöyle düşünün, zihninizi bir bardak gibi düşünün lütfen. Gün içinde o bardağa işte televizyon izleme ekleniyor, yemek yeme, arkadaşlarla vakit geçirme, aileyle vakit geçirme, çok fazla etkinlik yapıyorsunuz ve şu kadarcık bir alan kalıyor. O alana da bütün konuları yüklemeye çalışıyorsunuz. Bu sefer de şöyle bir algıya kapılıyorsunuz, diyorsunuz ki ben anlamıyorum, ben yapamıyorum, ben bu işi başaramayacağım. İşte buradaki önemli yanılgı bu. Eğer erken saatlerde kalkarsak ve erken saatlerde çalışmaya başlarsak çok daha verimli çalıştığımızı göreceksiniz. Bir başka yöntem olarak ne yapabiliriz? Arkadaşlarımızla not paylaşım yapabiliriz. Çünkü bazen konu eksiklerimiz olabiliyor. Bu noktada işte öğretmen anlatırken konuyu kaçırmış olabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızdan destek istemeye lütfen çekinmeyin. Aynı şekilde öğretmenlerinizden de destek istemeye çekinmeyin. Birçoğumuz öğretmenlerimize soru sormaya utanıyoruz. Ya hoca bana kızarsa diye düşünüyoruz ama bu yanlış bir algıdır. Çünkü öğretmen ona soru soran öğrencinin her zaman daha ilgili olduğunu düşünür ve ona daha farklı yaklaşmaya başlar. Bu uzaktan eğitim sürecinde özellikle de isterseniz arkadaşlarınızla görüntüleyin
görüntülü konuşarak da not paylaşımı ya da birbirinizi anlatma yöntemini kullanabilirsiniz. Peki başka neler yapmalıyız? Çalışmamızı son güne bırakmamalıyız. Şimdi bazı dersler vardır ki matematik gibi, örneğin düşünelim. Matematikte üslü sayılar konusundan sorumlusunuz yazılıda. Şimdi sen son gece üslü sayının ne olduğunu mu öğreneceksin? Kuvvet almayı mı öğreneceksin? Toplamayı mı, çıkarmayı mı, çarpmayı mı, bölmeyi mi? Yoksa bilimsel gösterimini mi öğreneceksin? Bu anlamda ne yapacaksın? Sıkışacaksın. Sıkıştığın için de hiç kavrayamayacaksın. O yüzden lütfen yazılılarınıza bir derse en az 2 gün olmak şartıyla vakit ayırın. Tabii ki bu sözel derslerde biraz daha değişebilir. Şimdi bir tarih dersi, bir coğrafya dersine son gün, hatta son sabah bile çalışmak çok etkili olabilir. Ama son gün tarih dersine çalıştığınız zaman yine de konuları bu sefer yetiştiremezsiniz. Yine bir döngüye girersiniz ve bu sebeple de düşük not alabilirsiniz. Son olarak da size uyku ve beslenme düzeninin öneminden bahsetmek istiyorum. Gecelere kadar ders çalışıp sabah erken kalkıp ders çalışmak sizi oldukça yoruyor ve zihninizin algılama kapasitesini azaltıyor. O yüzden lütfen en az 7 saat olmak şartıyla uykumuza önem verelim. Aynı zamanda beslenme de çok önemli. Yumurta gibi, peynir gibi, ceviz gibi zihnimizi daha dinç, daha kuvvetli ve öğrendiğimizi daha iyi hatırlamamızı sağlayacak yiyecekleri yememiz oldukça gerekli. Bu da son maddemizdi arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bugün nelerden bahsettik? Kısaca bir göz atalım. İlk olarak derste dinlemenin çok önemli olduğundan bahsettik. Yatarak ders çalışmamamız gerektiğinden, bunun bizi verimsizleştirdiğinden konuştuk. İkinci olarak not almanın öneminden bahsettik. Üçüncü olarak yazarak çalışmanın ve başkalarına anlatma yönteminin ne kadar verimli olduğundan söz ettik. Dördüncü olarak erken saatlerde çalışmanın daha verimli olduğundan bahsettik. Beşinci olarak arkadaşlarımızla ve öğretmenlerimizle anlamadığımız ya da eksik kaldığımız konuları kapatma noktasında iletişime geçmemiz gerektiğinden söz ettik. Altıncı olarak son güne bırakmamamız gerektiğinden bahsettik. Çünkü son güne bıraktığımızda konuları yetiştiremiyorduk ve panik oluyorduk. Lütfen unutmayalım. Son olarak da sizlerle uyku ve beslenme düzeninin öneminden söz ettik. Zihnimizi dinç tutacak, öğrendiklerimizi daha iyi akılda tutacak yiyecekler yemeliydik ve en az 7 saat uyumalıydık. Şimdi sizlerin de soruları varsa veya önerileri varsa lütfen yorumlara yazın ve bizlerle paylaşın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.